Mastercard dünyanın en büyük ödeme sistemlerindeki teknoloji tedarikçilerinden bir tanesi. Kart teknolojilerimiz, ödeme kabul teknolojilerimiz, Masterpass adını verdiğimiz elektronik ticaretteki cüzdan uygulamalarımız tüm Türkiye'deki ve dünyadaki ödeme hizmetlerindeki gelişime ciddi destek oluyor. Fintechlere de ciddi bu altyapılarımızı sunarak onların da pazara çok daha hızlı, çok daha etkin ve güvenli hizmet vermelerini sağlıyoruz. 2023 çok hareketli bir yıl her yıl olduğu gibi. Çünkü ödeme sistemleri ve dünyada dijitalleşme arttıkça Mastercard da müşterilerine sunduğu altyapıda hizmetlerde her geçen gün gelişiyor, yatırımlarını arttırıyor. O yüzden biz 2023 yılında da çok aktif, çok dinamik bir yıl geçirdik. Geçirmeye de devam ediyoruz. Finansal kuruluşlar olsun, fintechler olsun, perakende platformları olsun dijitalleşme ile birlikte MasterCard'dan daha da fazla istifade ediyorlar. Bu da bizim işlerimizi olumlu seyretmesine imkan sağlıyor. Perakende dünyası ve dijital dünya kişiselleştirme teknolojilerine yatırım yapmaya başladı. Ama hiper kişiselleştirme dediğimiz konu artık mevcut kişiselleştirme teknolojilerinin de ileriye geçtiği bir aşama. Bugün izleyicilere o konuda bilgiler ve deneyimlerimizi paylaşmaya çalıştım. Ayrıca de MasterCard 2022 yılında Dynamic Yield şirketini bu konuda dünyadaki öncü, Gartner'ın öncü firması Dynamic Yield şirketini satın aldı. Bu teknolojilerin Türkiye'ye bugün ilk kez lansmanını gerçekleştirmiş olduk. Umarım bütün teknoloji ihtiyacı olan, kişiselleştirmeye yatırım yapan müşterilerimize de bu teknolojiyi buluşturmak istiyoruz. Ben uzun yıllardır Webrazi'yi takip ediyorum. Arda'yla çok geçmişe dayanan bir tanışıklığımız söz konusuydu. Bu yıl tekrar bu etkinlikte olmak Mastercard adına ve şahsım adına çok keyifliydi etkinlikte birçok kişiyi birçok iş ortağımızı görme şansı da bulduk. Onlarla konuları değerlendirdik. Bir sonraki adımlara bakıyoruz.